Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün 32. Kur'an sayfasındayız. Bakara suresinin de 211'den 215. ayetlerinin sonuna kadar işlemeye çalışacağız inşallah. Kur'an Ufku kitabımızın da 95. sayfasındayız. Esasen buraya kadar yapılanları böyle YouTube'da hatim kasetlerinden, setlerinden veya okuyan hafızlardan anlayarak takip etmek, yani bir de makamla üstünden geçmek ne kadar güzel bir şey olduğunu fark edeceksiniz artık bundan sonra inşallah. Anlayarak okuyacağız. Görüyorsunuz Cenab-ı Hak onu anlayacak kabiliyeti vermiş bize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sel beni İsraile. Kem ateynahum min ayetim beyine. Sel, sor demek. Yani se'ele yes'elu aslında is'el ama onun kısaltılmışı sel, sor manasında. Beni İsraile. Kime sor? İsrailoğullarına sor. Yani beni ne aslında fiil? Yani burada şey isim. Çoğulu ibnün kelimesinin beni ne? Ama muzaf olunca nunlar ne yapıyordu? Sondaki nun düşüyordu. Beni İsraile, İsrail'e aslında muzafın ileyh ama Arapçaya dışarıdan giren isme ne diyorduk? Gayrı munsarif isim diyorduk ve esre alması gereken yerde de üstün koyuyorduk. İsrailoğullarına sor. Neyi sor bakalım? Kem ateynahum. Ata fiili vermek manasında. Şimdi kemle aynı cümlenin içinde min harfi ceri olursa burada olduğu gibi bakın min harfi ceri nice diye tercüme edilir ve o kemil haberiye ismini alır. Yani soru ismi kem değil de kaç diye tercüme etmiyoruz. Mini gördüğümüz için nice diye tercüme ediyoruz. Kem ateynahum nicelerini verdik onlara hüm. Neyden? Min ayetim beyine. Açık, apaçık, kesin delil. Beyine olan ayetten yani ayetlerden nicesini onlara verdik. İsrailoğullarına sor diyor. Yani bu ne demek? Aslında İsrailoğullarının tarihini de ibret olmak üzere inceleyin. Nereden nereye geldiler, nerelerde kaybettiler. Hani Kur'an'da böyle hep bakın eski kavimlerin akıbetlerine yani neden batmışlar, nasıl yaşamışlar ibret için diyor. Ve men yübeddil ni'metallahi min ba'di ma ca'ethu fe innallâhe şedîdül ikâb. Men yübeddil. Şimdi men yübeddil. Sonunu cezim yapmış. O zaman buradaki şart harfi. Nasıl tercüme edeceğiz? Sesa diye. Ve men yübeddil. Beddele yübeddili. Tebdilen yani tefil babından. Kim değiştirirse men yübeddil. Neyi sorsun cevabı mef'ulü verir. Harekesi de üstün olur gördüğümüz gibi. Ni'metallahi. Allah'ın nimetini. El yok, temin yok. Demek ki muzaf. Yani isimler normalde ya el takılıdır değil mi? Veyahut da sonu teminlidir. Böyle bu şekilde gelmesi muzaf olduğunu gösteriyor. İkinci kelimenin de esre olmasından da anlıyoruz. Ni'metallahi. Birinci kelimeye muzaf. İkinci kelimeye muzafı leh deniliyor isim tamlamasında. Allah'ın nimetini kim değiştirirse min ba'di ma ca'ethu ona gelmesinden sonra. Şimdi min ba'di buradaki ba'di zarf. Zarftan sonra bakın fiil gelmiyor. İsim gelir bu şekilde görüldüğü gibi. Ve o ba'di zarf ve aynı zamanda muzaf demektir. Bakın ma ca'ethu yani zarftan sonra fiilin gelmesi için mastar harfi olan ma getiriliyor. Akabinde mastar harfi ikisi beraber ca'e geldi olduğuna göre gelmesi oluyor. Min ba'di ma ca'ethu gelmesinden sonra. Yani burada mastarı müevvel muzafun leh olmuş oluyor cer mahallinde. Gelmesinden sonra Allah'ın nimetini kim değiştirirse. Şimdi Allah'ın nimeti derken yani İsrailoğullarından bahsetti. Değiştirmek dedi. Apaçık delil dedi. Demek ki Tevrat'ta onlara gönderildiği kitapta olanları değiştirmek ki bakın vahye nimet diyor Rabbimiz. Biz de o gözle bakıyor muyuz? O nimetten istifade ediyor muyuz? Evet kim değiştirirse
ona gelmesinden sonra. Yani burada bize bakan yönü ne olur? Kur'an değiştirilemez. Allah onu kendi üzerine almış. Biz indirdik, biz koruyacağız diyor ama olmayan yorumlar katılabilir. Bak ayet şöyle söylüyor denilebilir. Orada olmadığı halde insanlar hani böyle Arapça bir şey okuyanı ayet zannediyorlar. Öyle bir şey değil. Ona dikkat etmemiz lazım. Veya mesela salat yardımdır diyor, işte zaferdir diyor, destek olmaktır diyor. Namaz kavramını yok etme çabası, isteği, arzusu olabiliyor. Ama bakın kim değiştirirse diyor, bu da bir değiştirmedir yani. Ve innallâhe, doğrusu Allah, şüphesiz Allah, şedîdül ikâb, yani cezası şiddetli olan, burası da isim tamlaması. İnneden sonra gelen isim olur ve de üstün olur sonu. Ve buna da innenin ismi denilir. Yani normalde Allahu şedîdül ikâb deneceğini inne gelince hani tekit için sonunu ondan dolayı üstün yapmış. Cezası Allah cezası şiddetli olandır. Yani bunun karşılığını mutlaka verir. Cezasını unutmayın diyor. Züyyine lillezîne keferû. Züyyine lillezîne keferul hayatü dünya. Dünya hayatı inkar eden, kafir olan kimseler için süslü gösterildi. Zeyyene süsledi. Züyyine, bakın mazi meçhul. Süslü gösterildi, süslendi. Kim için? Lillezîne keferu, inkar eden kimseler için. Arkadaşlar, dünya hayatının süslü gösterilmesi, yani cazibesiz olan bir şey, çirkin olan bir şey, o anda onun gözüne mükemmel gelebiliyor. Cazibesiz olan cazibeli, süslü olmuş oluyor, muhteşem geliyor günahlar. Ve yesharune minellezine amenu. Sahira yesharu alay etti demek. Yesharune alay ediyorlar. Minellezine amenu. Sahira yesharu min harfi celile kullanılır. Yani o zaman ne oluyor? Bu mini dendan diye tercüme etmiyoruz. Ellezine ismi mevsul, iman eden kimselerle alay ediyorlar. Yani onların imanla alakalı yaptıkları fedakarlıklara, ibadetlere gülerek bakıyorlar. Vah zavallı diyor, gerizekalı diyor. Görüyorsunuz alay ediyorlar. Vellezînettekav, ama sakınan, takva sahibi olan kimseler, ittaka fiili, ittakav burada mazi yani. Fevkahum. Tabi ismi mevsulle başladığı için o müpteda olmuş oluyor. Sakınan kimselere haber şimdi geldi. Ve fevka zarfla başladığı için şifi cümle olmuş oluyor. Fevkahum. Onların üstündedir. Yevmel kıyameti. Kıyamet günü onların üstündedir takva sahibi olan kimseler. Şimdi dünyada belki bir müddet aşağıda hor görülen kimseler olabilirler. Ama bakın dünya hayatı kendisine süslü gösterilen kimseler o iman edenlere acırlar. Halbuki tam tersinedir. Yani süslü gösterildi demesi günahlar işliyorlar ama o günahlar onları mutlu etmiyor. Yani yara bere içinde yaşıyorlar aslında. Yaptıkları şeylerin neticeleri günahların işte zinanın veyahut da alkolün kötü neticelerini görmemek mümkün mü? Hırsızlığın kötü neticelerini görmemek mümkün mü? Ama onlara güzel gösteriliyor günah işlerkenki durum. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Allah yerzuku, razaka yerzuku, yani rızık verir. Men yeşâ'u. Kime? Meful burada. Men yeşâ'u. İsmi mevsul. Yani dilediği kimseye. Şâ'e yeşâ'u. Diledi, tercih etti. Manasında şimdi tabii men yeşâ'u dileyen kimseye de olabilir, dilediği kimseye de olabilir. Yani karşılıklı bir gayretin sonucunda da Allah verebilir. İmtihan sonucu ondan o rızkı alabilir. Bi gayri hisâb, hesapsızca. Bu gayri olumsuzluk veriyor. Yani demek ki buradan ne anlaşılıyor? Aynı ayetin içinde bulunması Allah dilediği kimseye Allah'ın elinde rızık verilmesi ya da verilmemesi, bu yüzden müminleri hani alay ediyorlar. Halbuki zenginlik, fakirlik bir ölçü müdür insan değerlendirmede? Yani sakat görüşleri zaten buradan belli oluyor.
alay etme cesareti, yani zenginlik ölçü değildir. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Kânen nâsu ümmeten vâhideten. İnsanlar bir tek topluluk idi. Yani tek bir yani Allah Teala başlangıçta ilk insanı yarattığı zaman çoğalmaları, hani ilk insandan sonra Adem ve Havva'dan sonra bakın tek bir topluluktu. Febe'asallahu'n-nebiyyine. Allah peygamberler gönderdi. Demek ki öylece, hani bugün söylüyorlar ya, esasen işte diyorlar politeizm vardı, hani insanlar çok tanrıcılıktan sonra tek tanrı, öyle bir şeyi Kur'an kabul etmiyor gördüğümüz gibi. Allah diyor tek bir topluluk, yani insanlar diyor peygamberler gönderdi. Mübeşşirine. Şimdi buradaki hal, eğer tekil olsaydı mübeşşiran olacaktı. Çünkü hal hani üstün tenvinli olur. Ama çoğul hali yeğenunla gelir mansup kelimenin. Mübeşşirine, müjdeciler olarak. Yani aslında asıl olan sevinçtir. Keder değildir İslam'da. Diğer üzüntü halleri geçicidir, arzidir yani. Müjdeleyiciler ve münzirin. Enzera yünzirden ismi fail. Bakın, münzir. Münziri yine çoğul olduğu görülüyor. Uyarıcılar, yani müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak Allah peygamberler gönderdi. Yani tek bir topluluk, tek bir ümmetken başladı peygamberler göndermeye. Uyarma, neyle uyarma? İşte cehennem azabıyla kötülük işleyenin, hani dünyaya adını sevip de rahat rahat günah işleyenlere uyarıcılar gönderdi. Ve enzele me'ahumül kitabe. Enzele indirdi. Enzele yunzil inzalen ifal babından. Me'ahum onlarla beraber neyi indirdi? Bakın neyi sorsun cevabı mef'ul verir. Herkes de üstün olur. Enzele me'ahumül kitabe. Onlarla beraber kitabı indirdi. Yani peygamberlerle beraber. Bakın başından beri vahiy ilk insandan bu yana gönderilmiş yani. Bil hakkı. Hak ile. Yani hak ile de hak yüklü onda, gerçekler yüklü. Ne gerekiyorsa onlar yüklenmiş olarak hakla kitap onlarla beraber kitabı indirdi. Yazıyı, vahyi yani kitaptan kasıt. Liyahküme ne için indirdi? Liyahküme, hakime yahkumu hükmetmesi için. Li de için manası veriyor. Ve sonunda üstün yapıyor. Liyahküme hüküm vermesi için, hükmetmesi için. Beynen nasi insanların arasında. Zarf, muzaf, burası da muzafın leh olmuş oluyor. İnsanların arasında hüküm vermesi için, hükmetmesi için kitabı indirdi. Fî mehtelefû fîhî. Yani hakkında veya içinde ihtilafa düştükleri şeyler hususunda, şeylerde. İhtelefe, yahtelifu ihtilafen, iftial babından. İçinde ihtilaf, yani birbirleriyle fesada düşmesinler, birbirleriyle barış içerisinde yaşasınlar diye bu şekilde peygamberleri gönderdi uyarıcı ve müjdeleyici olarak. Ve mahtelefe, mahtelefe, buradaki ma olumsuzluk harfi veren ma. İhtelefe, mahtelefe, yani ihtilafa düşmedi. Fihi onda, yani o vahiy hususunda. İllellezîne utuhu. Şimdi utu burada ata fiilinin meçhul mazisi. Utiye, utiya, utu. Hu da meful. Yani o kitabın kendilerine, yani şu vav'dan dolayı çoğul. Kitabın kendilerine verildiği kimselerden başkası onda, yani o kitap hakkında, vahiy hakkında ihtilafa düşmedi. Min ba'di ma ca'ethumul beyinatu. Şimdi aynı şeyi bakın yukarıda da geçmişti. Min ba'di ma ca'ethum mastar ma'sı. Yani çok tekrar ede ede artık bunlar o şekilde de çok dinlemek önemli. Yani bütün grameri halledip de buraya geleceğim değil. Burada da aynı şekilde öğrenmeliyiz arkadaşlar. Devamlı dinleyerek yerleşir yani. Ma ca'ethum mazinin önüne böyle zarftan sonra ma ca'et gibi, yani bir ma bir de fiil gelirse bu ma mastar harfi olmuş oluyor. Gelmesi, gelmesinden sonra hüm onlara ma ca'ethum neyin gelmesinden sonra bakın el beyinat çoğul olduğu için başa gelen fiil tekil oldu. Ca'ethumul beyinat apaçık belgeler yani vahiy. Onlara gelmesinden sonra
kendilerine kitap verilen kimselerden başkası onda ihtilafe düşmedi. Ha, ne sebeple? Bakın şimdi çok enteresan. Yani mezheplere ayrıldılar, birbirleriyle din yüzünden kavgalara düştüler. Sen benim görüşümde değilsin, o halde yok ol deyip savaş yaptılar Müslümanlar, Hristiyanlar veya işte aynı dinin mensupları çatıştı birbiriyle. Ne için? Bakın, bağyen beynehum. Aralarındaki bağy. Bağyen dedi, kıskançlık. El bağyu, haddi aşma, zorbalık, haset, kıskançlık. Kıskançlık sebebiyle. Böyle üstün terminli olmasından, yani mastar böyle mefulün li ecli. Ona ne için? İçin, sebep bildiren meful deniliyor. Kıskançlık sebebiyle, kıskançlıktan dolayı, aşırı gitmekten dolayı aralarındaki kıskançlık sebebiyle. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu alimler arasında bile olabiliyor. Gerçekten bu çok tehlikeli bir şey. Dinlerin, mezheplerin kargaşa. Bakın, bak kimler dedi? Vahyin kendisine gelmesinden sonra bu kimseler, hani Allah ne için hakla gönderiyor kitabı, yukarıda söylediği ihtilafa düştükleri konuları aydınlatmak için kitap gönderiyor. Bu sefer de yani suç kitapta değil, vahide değil, onu uygulayanlarda. Yani şimdi kim diyebilir ki İslam gericilik dinidir, işte mezhepler bu sebeple ortaya çıkıyor. İnsanlar yapıyor bunu. Niye? Birbirini kıskandıklarından dolayı. Alimlerin bile ayağa kalkar. Halbuki herkesin vereceği şey farklıdır. Herkes bir yanda çalışsa, hep beraber gelişmeye, İslam'ın yücelmesine ön ayak olsak iyi değil mi? Ama bakın, maalesef arkadaşlar, kıskançlıktan dolayı herkes buna dahil ediliyor yani. Ve yani Felak suresinde de var. Bazen insanın elinde olmayabilir kıskançlık, ama Allah'a sığınması gerekir. Neydi? Vesvasil kannaz elezi hasidin izah haset, Felak suresinde. Yani haset ettiği zaman hasetin şerrinden. Demek ki elde olmayan şeylerde Allah'a duayla kurtulabiliriz. Fehedallahu. Ha, şimdi bunu Cenab-ı Hak anlıyor. Hedallahu. Akabinde bunun üzerine hidayet etti, doğruya iletti Allah. Kimi? Meful bak. Ellezine amenu. İman eden kimseleri. Limahtelefu fihi. Hakkında ihtilafa düştükleri şeyler için, şeylerden dolayı Allah tekrar o iman eden kimseleri hidayete, doğruya iletti. Yani tekrar başka vahiy gönderdi. Yani vahiy ile ilgilenmeleri minel hakkı bi iznihi. İzniyle haktan, gerçekten dolayı, indirdiği şeylerden dolayı hakkında ihtilaf ettikleri şeyler için iman eden kimseleri doğruya iletti. Yani Kur'an okuyan tekrar doğruya iletilmiş olur. Kur'ansız, Kur'an'ı az okuyan, ihmal eden, bağyen beynehum, aralarındaki kıskançlığa tekrar döner. Ama Kur'an doğru yola iletir. Vallahu yehdi. Allah iletir. Men yeşâ'u. Şâ'e yeşâ'u. Dilediği kimseyi iletir. İlâ sırâtin müstakîm. Buradaki de sıfat damlaması. Sırâtin müstakîm. Dost doğru yol. İlâ da e'a manası veriyor. Dost doğru yola dileyen kimseyi ve dilediği kimseyi. Hani men yeşa'u, her ikisine de mümkün. Kim hidayeti arıyorsa, Allah'a sığınıyorsa, akabinde de Allah Teala bakın ne diyor? Onu dosdoğru yola iletir. Yani böyle tartışmaktan uzak, bir din yoluna, duayla, kıskançlıklardan uzak, hasetten uzak olarak birbirimizi karalamadan dosdoğru yola girmek bunun ilacı. Hasibtum en tedhulul cennete. Velemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum. Em yoksa hasibtum, hasibe sandı. Em hasibtum, yoksa sandınız mı? Yani başa gelmesi aynı zamanda soru ifadesi yapıyor. En tedhulul cennete, cennete gireceğinizi mi sandınız? Şimdi dehaleye dehulu muzari fiil. Nun'un düşmesi en dolayısıyla oluyor. Yani mesela bu tekil olsaydı en tedhule olacaktı. Çoğullarda nun geliyor, nunları düşmesiyle oluyor. Mansub hale gelmesi. En tedhulul cennete, nereye? Cennete.
Cennete gireceğinizi mi sandınız? Ay şimdi hal vavu geldi. Lemma yeetikum. Biliyorsunuz lemma muzarın önünde geldiği zaman cahtı müstarak. Yani henüz gelmeden. Eta yeeti. Lemma ne yapar? Tıpkı lem gibi, in gibi. Cezmeden edatlar konusuna bakın Arapçada. İki fiil muzariyi cezmeden edatlar. Adım adım kitabımızdan ya da sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızdan. Bunları inceleyelim arkadaşlar. Ne yaptı? İllet, yani muzari fiil varsa harekeli bitiyorsa cezim yapar ama illetli fiilse illet harfini düşürür. Etaye idi. Bakın illet harfi olan ya düştü. Lemmaye etiküm. Size henüz gelmeden. Meselüllezine halev. Benzeri. Kimselerin benzeri halev. Halla buradaki uzun elif yani. Hala. Hala yahlu. Zaten böyle uzun elif olanlar vavla birleşir. Yani hala, halava, halev. Gelip geçen kimselerin yani vav burada da hani üstten birleşir demek istiyorum. Halev. Gelip geçen kimselerin benzeri min kablikum sizden önce. Sizden önce gelip geçen kimselerin benzeri yani halinin benzeri size henüz gelmeden gelmemiş haldeyken gelmemiş olarak çünkü hal ya erek arak diye de tercüme ederiz. Gelmemiş olarak cennete gireceğinizi mi sandınız? Yani sizden önceki kimselerin hali benzeri nasıldı? Bundan sonraki cümle onu açıklıyor. Messethumul be'sa'u. Onlara dokundu. Messe dokundu demek. Messethumul be'sa'u. Onlara yoksulluklar, zorluklar, azap yani sıkıntılar onlara dokundu. Ve darra'u. Yine aynı şekilde zararlar, zorluklar yani yoksulluk, fakirlik, savaş halleri dokundu sizden önceki kimselere ve zülzilu zelzele sarstı zülzile sarsıldı bakın mazi meçhul burada zülzilu çoğul olduğunu gösteriyor sarsıldılar bakın bu kelimeyi kullanması da Kur'an'ın enteresan yani deprem etkisi yarattı o insanlarda o yoksulluk zorluk çünkü bütün değerler böyle durumlarda çiğnenebilir. Kişi rahatlıkla günaha dalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Yani temel ihtiyaçlar sağlanmayınca böyle bir sarsılma halleri olabilir. Sarsıldılar. Hatta yekûler rasûlu vellezîne âmenû me'ahû metâ nasrullah. Bakın. Böyle bir sarsıldılar ki hatta yekule. Şimdi muzarifin önünde hatta gelirse sonunu üstün yapar. Mansup yapar yani. Hatta yekule rasulu. Peygamber deyinceye kadar diyebiliriz. Ta ki peygamber şöyle diğer der hale gelinceye kadar sarsıldılar. Yani öyle ki peygamberleri bile sarsıldı ve şöyle dedi yani peygamberler ve beraberinde vellezine amenu yani Resul vellezine amenu peygamber mehu ve onunla beraber iman eden kimseler şöyle deyinceye kadar sarsıldılar meta nasullah Allah'ın yardımı ne zaman bakın burada muzaf bu da muzafın ile isim tamlaması meta nasullah yani burada yeni bir cümle Allah'ın yardımı ne zaman? Soru kelimeleri arkadaşlar genellikle böyle gördüğümüz gibi haberdir. Yani öne geçtiği için de hani önce mübteda sonra haber geliyor. Öne haber soru kelimesi olduğu için haber mukaddem yani öne geçmiş haber deniliyor. Burası da mübteda muahhar yani sonraya kalmış mübteda olmuş oluyor. Allah'ın yardımı ne zaman der hale geldiler? O kadar zorlandılar. Yani peygamber de bir insan. O da Allah'ın yardımını gözler hale geliyor. Çünkü acı çekince vakit bitmemiş gibi oluyor ve uzuyor. Sevinçli haller çok çabuk geçiyor. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık diyoruz ama sıkıntı halleri öyle değil. Ela, ela dikkat edin, haberiniz olsun. Yani tembih harfi de denmiş, yeni cümleye açış harfi de denmiş. Dikkat edin, haberiniz olsun. Bizdeki ifadesi yani deyim olarak. İnne nasrallahi karibün.
Karib diye duruyoruz Burak olduğu için. Doğrusu gerçekten Nasrallah, gene isim tamlaması bak. İkinci isim Esre. Birincisi de El yok ve Temin yok. Allah'ın yardımı Karib'ün. Failün. Bakın mübalağalı ismi fail vezni. Yakındır. Çok yakındır. Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Şimdi bize o an geçmiyor gibi gelir ama düşünelim, hani müfessirlerde bu Hendek Savaşı, Uhud Savaşı olabilir, Mekke'nin fethi döneminde hani çok zorluk çektiler, aç kalma dönemleri yaşadılar Müslümanlar, ama hepsi teker teker felaket günleri de baki kalmıyor, gidiyor yani. Mühim olan orada o imtihanı başarmak, mümince bir duruş sergilemek. Allah'a o halimizle dua etmek. Hepsi geçecek. Yani burada ümit aşılıyor bu cümlede. Allah'ın yardımı gerçekten yakındır. Yes'elûneke se'ele yes'elû soruyorlar ki sana, meful burada, zamir yani. Mâzâ yunfikûn enfeka yunfiku ifal babından. Yunfikûne ne infak edecekler, ne harcayacaklar, ne harcayacaklarını soruyorlar. Yani buraya bağlıyoruz cümleyi. Neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul. De ki, kale yekulu, emir nasıl geliyordu? Kul. Kul. Mâzâ enfaktüm denmiyor. Çünkü buradaki zalar arkadaşlar, ayetlerde genellikle za kısaltması kullanılıyor. Ma enfaktüm. Ne harcarsanız, her ne harcarsanız, min hayrin, hayırdan yana. Buradaki şart harfi, yani tabi bu ma da öne geçmiş meful, niye hani neyi sorusunu soruyoruz ya, o açıdan şart ismi, yanına gelen de fiilü şart deniliyor. Ne harcarsanız hayırdan yana, fe şimdi cevap geldi, ve bir isim cümlesi, çünkü harfi celle başladı, yani işte o harcayacağınız şey lil valideyni, anne baba içindir. Her ne hani arta kalanı harcayın diyordu, sizin kendi ihtiyaçlarınız, hani başka ayetlerden öğreniyoruz. Önce anne baba içindir. Yani ilk iyilik etmen gereken anne babanı zor durumda bırakmaman. Vel akrabine akrabine akrabalar, yakın akrabalar, arkasından yakın akrabalar. Vel yetama yetimler. Vel mesakini yoksullar. Ve ibnissebili yolda kalmışlar içindir. Şimdi li hatf harfleriyle hepsine gitmiş oluyor. Ana baba hani kendileri yemeyip yediren, bizi korumak için her türlü fedakarlığı yapan. Bakın önem sırasına göre Rabbimiz sıralamış. Üzüntülü, zorlu, çıkışsız halde kaldığımız zaman akrabalar, yetimler, sevgi görmeyebilen, itilip kakılabilen kişiler, yoksullar. Yani çok düşkün olan, hallerini söyleyemeyenler, vebni sebil, yani yolun oğlu diye tercüme etmiyoruz burada, yolda kalmışlar, yani deyim burada bir sebeple parasını çaldırmış olabilir, yani hesapsız, tahmin etmediği bir harcama olabilir, yolda kalmışlar içindir bu yapmanız gereken harcamalar. Ve ma tefa'alu min hayrin, hayırdan yani iyilikten yana her neyi yaparsanız, fe inna Allahe bihi alim. Ve yani bağlaç, yeni cevap şarta geçiyoruz manasında oluyor bu fe. İnna Allahe, doğrusu Allah, bihi alim. Yani o yapılan iyiliği alim, çok iyi bilir. Mübalağalı ismi fail. Feilun vezne. Her ne iyilik yaparsanız onun adı senin bulunduğun duruma göre değişir yani. Hepsini Allah bilir. Sakın bunlar kaydedilmiyor diye düşünmeyin, buyuruyor Rabbimiz. Evet, sadakallahul azim. Bir sonraki sayfada buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, çok değerli arkadaşlar.